Günaydın canlarım. Evet, mis gibi bir yağmurun yağdığı Antalya'dan hepinize selamlar olsun. Evet, bugün bütün gün yağışlı gösteriyor. Arada yağıp yağıp geçiyor böyle. Güzel kızlarım da size günaydın diyorlar. Evet, artık böyle her yerlere uzadık 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 uzadık, her yeri sarıyoruz. Evet, bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Güne güzel başladım. Yağmur bir yandan. Ama şöyle telefonu koyayım buraya. Akşam dayımla konuşmuştum. Dayıcım geldi İstanbul'dan nihayet. Ben oraya gidecektim ama muhtemelen dayım yağmur yağdığı için o buraya gelmeyi haber duyuyordu. Arabayla gelecek çünkü. Biraz önce aradı. Erken kalktığımı biliyor çünkü. Hemen çayımı koydum. Bayağı oldu dayımla görüşmeyeli. Buradayken en azından haftada bir de olsa görüşüyoruz çünkü. Geldim dedi İstanbul'dan ama hemen bir şeyler yedim ve yattım dayıcım ve o yüzden anlayamadım demişti. Bir gün öncesinde gelmiş. Evet, çatallarımızı da alalım. Yakışıyor ama sadece dayım kalırdı daha da muhtemelen orada yağmurlardan gezemediler. Yoksa gelmezdi. Gerçi ben geldim burada. Bayağı uzun bir süre kalıyor peçete. Elinize de peçete koyayım. Dedim ben de dayımla beraber gidecektim ama Tuğba'ya sürpriz yaparım diye düşündüm. Buradaki işlerimden dolayı maalesef gidememiştim. Şimdi böyle yağmurları görünce de iyi ki de gidememişim diyorum. Çünkü gittim gezmek istiyorum İstanbul'da. Çok yıllar oldu en son. Daha Yıldız'da çalışırken ürün almaya gitmiştim. Evet, önce yumurtalarımı da bir haşlayayım. Ondan sonrasında bir daha bir imkanı olmadı, gidemedim. Düşünüyorum bu arada, arada gidip geldiğim oldu mu diye, hayır olmadı. En son gittiğimde Kumburgaz'a gitmiştim. Kumburgaz'daki outlet mağazadan ürün alıp İstanbul'a gelmiştim. Merkez mağaza çünkü hayırlısın İstanbul'da. Eskiden gittiğimde işim bitince geziyordum en azından. Bir gün iki gün kalırsa. Ama uzun süre oldu gitmedim. Dediğim gibi Tuğba'cıma sözüm var mutlaka ve mutlaka. Gideceğim, işlerimi halledip en kısa sürede yumurtamızı da koydum. Evet, tabağımıza zeytin çıkarayım.
Hazreti çıkartmış, bir eve bakayım var mı diye. Evet. O da yeşil zeytinle beraber var. Biraz da siyah zeytin çıkaralım. Hoş bulduk Belkin, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi, İstanbul nasıl? Biraz soğuk, yağmurlu, rüzgarlı. Aa, şemsiyemi unuttum, yağmur deyince aklıma geldi. Ercan ben yağmurda unutmuştum şemsiyemi. Aleme gideceğim, iki resmi bırakacağım birazdan. Silikon çekeceğim işi ve silikonu beden uçtan uçacağım. Ben de uyusun mu diye şey yapmadım. Neyden beri? Aramadım şey, falan bir yıldan atar sonra. Mesaj yaptım. Sonra da dayıma önce kahvaltı hazırlamaya başladım. Mamı sen hasta mısın? Hastayım. Ben peynir zekiye var. Mamı neyin var? Yok yok, var mı? Bu sağlık. Ne yapsın mı? Çıkıntı düşük mü? Düşük şu anda. Yapımız da 8. Küçük tansiyon alayım, tansiyon ne derseniz. Dayıcım ekmeği de şöyle koyayım da. Çok kesmedim şey, simit de var çünkü. Tamam tamam. Çok yemeyiz diye. Koyuyorum çaylarını sık. Canan ne yapıyor? Sen git yap abla. Canan iyi, bol bol vergi şey, örgü. Örgü ya. Borç ödüyor. Borç zaten bitmiyor ki dayı. Zeytinlik almışlar, üç dönüm. Oo. Ha. Kız kardeşinin oğluyla beraber hani parayı harcayıp harman savurmasın. Ben de çok demek oldum. Borcu olursa öder gibisinden. Hı. 900 bin lira kredi çekmiş. Canan mı? 900 bin lira da evimi ipotek gösterdiler. Nasıl 900 bin lira da kolay kolay vermezler. Evet, bir şey ipotek göstermeden 900 bin lira kredi vermezler. Emekliliğin yok bilmem nesi yok yani. Ya evi gösterdiler ipotek. Bilmiyorum. Ev göstermedikten sonra vermezler 900 bin lira. Dayının ki de çok demli. Çok. Evet. Ama dayım demli içiyor yani. Demli içse de çok fazla o. İyi mi, seninki açayım mı biraz daha? Biraz daha aç. Çünkü çayı çok fazla koydun, aç oluyor. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Onlardan şey yapıyor, ölüyor. Tabii sert. İyi bir değişiklik oldu ama en azından sana. Yani. Bursa'ya da gezmiş oldum. Bursa'da çok kötü şimdi. O gün sen şey dedin. Yağmurdan Bursa'ya gidemedik, geri dönüyoruz dedin. Düğün için gidecektik. Ha, ama gezmeye gittiniz. Düğün için gidecektik. 17'si 18'i gidecektik. Evden çıktık otobüste 10-15 durak gittikten sonra
Gebze'ye gitmek için başka bir minibüs. Minibüse binmemiz lazımdı, otogara gitmek için. Fakat durakta beklerken bile otobüsün anı belimize kadar ıslandı. Sular da öyle bir serpildi ki şemsiye canlansın rüzgar. Dedik, aptallık olacak, iyi ki gitmemişiz, rezil rüsva olacak. Oysa o gün... Yanımızda yedek kıyafet de yok. Döndük eve geriye. Gidemedik. İstanbul'dan işte bitti. Ben dedim, Erşan dedi, ben de gitmişken bir nazik ablayla Metin abi dedi, gör Bursa ne kadar oldu. Hakikaten 1,5 saat. Bütün işe gidince de onlar da kaldı. Onlar Mudanya'dalar. Mudanya'ya gezdik. Çok beğendim Mudanya'yı. İşte yağmur yağıyordu yine. Buna rağmen Bursa'ya gittik. Mudanya'dan yarım saat falan sürüyor. Eski kapalı pazarlar var. Üstleri kapalı. Çarşılar. Hanlar var değişik. İşte bir yerde sırf ipek üzerine her şey. Falan filan işte. Oraları gezdik. Bir İskender yedirdiler bana. Çıktık. Eve döndük. O kadar. Yağmurda görecektim fırtınada. Yat limanı görecektim. Şey, 3 katlı tur tekneleri battı. 3 katlı büyük tekne battı. Batmıştır. Nasıl şey, Veli Bey video paylaşmış. Aklım çıktı biliyor musun? Şey, o yat limanında denizin üstü sırf koltuk, tahta kırığı, bütün balıkçı kayıkları. Hı. Her şey gitmiş. Tondurlak'ta gemi, koca gemi ikiye bölündü ya. Bir tane daha battı ya. Evet. Bir tane oturdu. Narbant'ta Gerede diye bir yer var. Nazik Derinek'in karşı tarafında böyle dağın kenarında sahilde. Tamamen sahile kurulmuş galiba. Bütün o dalgalar şehrin içine kadar girmiş. Sular mahvetmiş. Taşlı her yerler denizle kara birleşti. Tabii tabii. Sular, burası söyledi. O iskelenin yürünecek olan betonu yok mu yüksek olan ya? Dalgalar onun üstünden geliyordu. Video tabii, çekmişler. Tabii. Dalgalar onun üstünden geliyor, dalga kıranın üstünden. Sahilde ödüm patladı. Erşan babasıyla sahile inmiş de aradılar beni. Gel, geleceğim diye. Bundan sonra düzelmeden çıktım. Kahve ister misin dayıcım? Yok. Ne sen istiyor musun tatlım? Çayın tadını bozmayayım hiç. Ama şurupsuz. Yani. Şurup yok zaten. Ankara belki. Bir de sen de şeyim. Mesaneye yapalım. Ben de yapayım var. Mesaneye alın. Anne tatlı istiyor musun? İstemiyorum. İstemiyorum. Sana hangisi hastanenin? Evet. Oradaki mi? Yok yok. Hangisinde? Hı? Hangisinde ne? Mesaneye alın. Bir tane gözüm nasıl yazdıydı? Dün giderim, o gün giderim ödemedim. Normal eczaneden almazsan o tarafa para ödemen lazım. Hayır, fark etmez. Öyle mi? Hı-hı. Başka o taraftaki aldığın eczanede şeyim yok, bir tane odam var. Hatırlıyorum, lokantadayken büyük tencerede yapıyorduk sonra. Evet. Ama o zaman şekerin yoktu. Biz alabilirsek o zaman alalım, çıkaralım. Onun için çıkacaksan yani gerekirse bankaya yarın gün güzel de git. Bu şekilde gitme bence. İyi değilim. Bıçak. Bıçak, aa evet bıçak var mı değil mi? Hı? Hı hı. Yakında, yakında var mı eczane? Bugün son günü. Gelirken alırım ben eczanelerimi. Nasıl olsun çarşamba pazarına gideceğiz ya. Hı, tamam oradaki rahip bezden benim eczaneden de alırız. Oradan alabiliriz. Oradan geçeceğiz eğer. Atı olman çiftliğine. Geçerken oradan alabiliriz. Onun için çıkma. Yat. Şekeri biraz az oldu ama az yani az koydum şekerini. Çok çok iyi. Çok derin fazla olmasın. Hı-hı. Vişne de gerçi kırıyor, vişne suyu da kırıyor biraz ama ne olursa olsun vişne suyunda şekeri var diye. Yok. Çok koymadım. Hani kaymak da biraz alıyordu. Belgin Nihal abla kaymağın fiyatından haberin var mı senin dedi.
Yok dedim, abi gittim baktım şöyle küçücük kutu 61 lira. Almadım artık. Dedim kaymaksız yiyelim bu defa da dedim. Gelirken afyonda durdu. Gerçi soğuktan çıkamıyor dışarıya. Buz gibiydi. Dediğim gibi ne kaymak ne lokum ne sucuk. Bir iğne almadım. Şimdi her yerde şey, hani eskiden yollarda insana cazip geliyordu ama şimdi afyon sucuğu da bulabiliyorsun burada. Kaymak da buluyorsun. Her şey buluyor da yani. O zaman ben yedim üstümü giyineyim. Tamam. Bir tane daha vereyim mi hayvadan? Yok, hayır. Ha? Hayır, hayır. Bir tane değil, dört tane yerim de. Ha. Aslında bir tanesini şey küçük pakete koyalım da Mert'e uğrayacağız değil mi? Tamam. Mert'e götüreyim bir tane de. Tamam, sen de. Nasıl olsa şey, ben kalan meşinin şerbetini bekletiyorum da ayva alıp tekrar aynı şerbetle yapıyorum. Hı hı. Şimdi üç tane daha alırım. Üç tane daha yaparım. Mert'e de götürmüş olalım. Yok canım, tatlı bir şeyler istiyor dedim. Ekmek yapmaktansa bu dedim en azından biraz daha şey, yani masum bir tatlı. Canan gelmeyi düşünmüyor mu dayı? Gerçi o yazın geliyor genelde de. Diz çekimi olduğu için deneme. Mert de mi gelecekmiş at ormana? Hı hı. Şunu da unutmayalım. Zeytinini aldık. Bu da başka bir şey verecek miyiz biz sana ya? Hayır. Şimdi değiştireyim dayıcım o zaman. Tamam. Bulaşıkları geldiğim zaman yıkarım. Eline sağlık. Afiyet olsun dayı. Benim nevrim döndü dayı. Burası senin eve yakın mı Mert'in ev? Ay portakallar ne güzel. Burada limonlar var. Evet, Mert'e geldik. Evet. Ne güzel işte, çık buradan al. Cins portakal hem. Telefon açalım mı? Biz geldik. Hastayım, hastayım diyor. Böyle kısak oldu işte. Bu da ayrı bir dengesiz. Bu ne? Dayıma tatlı ikram etmiştim, içime sinmedi, bir tane de sana getirdim. Ayva tatlısı. Ayva iyi diyebilirim. Mert ayvayı yememiş, Mert'e de yedirelim ayvayı dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk, hani hazırlanmamışsın daha? Hazırım ya, ceketimi giyeceğim sadece. Evet. İyi, tamam. Önce bir şey giydim, uzun. Tabii evin içi sıcak. Evin içi sıcak. Ay çok güzel ama evin. Ondan sonra şey geldi, elektrik parası çok geldi. Üstüne giy bir tane kolar, kapat. Ay çok titiş bir şey. İstersek güzel ben çok. Evet. Çok hoşuma gitti benim. Benim o kocaman balkon. Ay evet ya. Ama kullan. Portakallar falan da çok güzel ama dışarıda Mert. Onları hep biz diktik. Ben olsam ben de Mert'in yerine tabii ki evden çıkmıyor diyorsunuz da böyle bir evde çıkılmaz yani dışarıya. Mert'in evine bayıldım dayı ya. Çok kullanışlı, çok güzel. Evet. Ben balkonuna bitiyorum zaten. Kocaman balkon ama kullanmıyor. Her gün temizlemek gerekiyor diyor. Evet. Tembellik yapıyor sağ olsun. Evet, şimdi Mert'ten çıktık. Erşan'ın babasını da alacağız. Erşan'ın babası uzun zamandır dayımlarda. Trabzon'dan gelmişti.
Hazır bugün dayıcağızım gelmişken Atorman çiftliğinden alışverişimi de dedim yapayım. Oradan da çarşamba pazarına gideceğiz. İyi oldu bugün. Yağmurda bir yere çıkılmıyor çok. Evet. Ay geçen hafta gelseydin bir yağmur yağdı dayı. Öyleymiş. Allah göz gözü görmeden, göz gözü görmeden. Ne diyor zaten Ayşen babası, ben 70 yaşında hep böyle yağmur görmedim hiç hayatımda diyor. İstanbul'a da böyle yağıyor. Cısır cısır böyle bir anormal bir bizdeki Antalya'daki gibi yağmur yok. Ya böyle tamam ama evet. O gün hani bir ara dedim şey, o köşedeki ağaçlar falan böyle ta yarıya kadar yattı dedim şimdi sökülecek. O kadar kötüydü. Kötüymüş. Bir çıktım işte şeye baktım. Gün su uçar mı diye. Allah'tan şey şu panel olanlar aradan hava aldığı için uçmuyormuş. Her şey an görüntülü aradı beni. Kofi ile babasıyla sahile gitmiş. Dalgalar şeyin betonun kenarına kadar geliyordu. Gösterdi. Yürüyüş yoluna kadar çıkmış dalgalar. Evet, Erşan'ın babasını da aldık evden. Biraz daha büyüğü var. Sabah'da ilgili. Diyorum ya, bir görüm şansını nereden alayım? Ama onu 5-6 sene önce çok pahalı aldım. Ay yağmur mükemmel yağıyor yalnız. Eskiden ahmak ıslatan derlerdi. Böyle ince ince çaktırmadan yağıyor ama iyi ıslatıyor insanı. Mantılar var. Rus mantısı 199 liraymış. Etibol mantı 145 liraymış. Evet, kaşarlara bir bakacağım önce. Taze kaşar 199 diyor. Tamam, şurada yeter var öyle bir başında çıkarmış. Devam aldık. Evet, süt taşının 600 gram 125 lira, 299 lira. Erzurum kaşarı. Kemik alsam mı dedim, yapar mıyız işkembe? Evde var gerçi büyük iki parça da. Aa çok ucuz. Ucuz evet. Çorba ve pide için ben de alayım ondan. Oradan aşılar var. Baget var. Evet.
Fiyat olarak uygun. Başka var mı alacağımız? Evet, kalçalı but uygun da 39, Ayşe 49 90. Dayıcım, benim alacaklarım tamam. Hı hı. Bu zeytin çeşitleri var. Yemekte bir şey alırız, meyve alırız. Gerçi mandalin var. Mandalin var. Ayva var. Ayva var, mandalin var. Başka bu senin şey. Armutların vardı. Çok sevdiğin onlardan 5 tane var ama onlar da yani gelmese bozulacaklar. Yok, yedim ben dün gece bir tane. Yedin mi? Yedim. Daha var mı orada? Var, bir iki tane daha var. Tamam, o zaman armut da var. Daha ne alacaksın? Siz üst kısma çıkmayacak mısınız? Nereye? Alışveriş bölümünden. Neyin alışverişi? Çarşamba pazarının. Üst bölümü de kızım. Çarşamba pazarının üst tarafında da şey var ya, giysi. Ha yok, biz o çarşambaya gitmiyoruz biz. Ha, hangi çarşambaya gidiyoruz? Kaymakamlığın orayı. Dur, ben yolu şaşırdım. Yolu buraya, bizim buradaki çarşambaya. Ben çarşıdaki çarşamba pazarını zannettim. Yağmurda ne işin var orada? Yok. Ben buradaki çarşambayı hiç unuttum. Oradaki çarşambaya. Hani sen deyince Erşan'ın babası herhalde dedim. Merak etti. Çarşamba pazarını onun için dedim. Orasını hiç sevmiyorum. Basık. Oradaki çarşamba pazarı. Vallahi yolu şaşırdım. Şaşırdım. Nereden geldim? Nereye? Yağmur daha akşama da iyice bastıracak gibi. Hiç duracak gibi değil çünkü. Gerçi böyle yağdı mı iyi. Ben barajlar sık olacak diye seviniyorum. Alacağım. Evet, ben pazara ilk defa geliyorum. Ne güzel ama, değil mi? Küçücük küçücük. Evet, ben çarşamba pazarına ilk defa geldiğim için böyle çok fazla bilmiyorum. Bizim evin orada da var kapalı pazar alanı ama maalesef fiyatları diğer pazar yerlerine göre çok yüksek olduğu için genelde insanlar çok fazla tercih etmiyorlar. O yüzden pazarcılar da çok fazla gelmiyor. Burası bayağı geniş bir alan. Anlamıyorum. Bir taneyle satıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz. Kilo satıyor. Ne iyi, herhalde 30 kilo. 25, 25 yazıyor şurada. 15. Şeker olmaz. Evet, ıspanak burada 20 liraymış. Ben buradan çok bir şey almayı düşünmüyorum çünkü giderken otobüse gideceğim. Elimde şemsiye, at orman çiftinden aldıklarım da var. Taşımam sıkıntı olabilir. 15. Cuma pazarından nasıl olsa. Malavuç. Alırım belki bir elma alıp elma
mı kart yapabilirim? Baştaki var ya. Mantarın kilosu 70 lira. Elma 25 lira. Burası evet bizim cuma pazarına göre biraz daha fiyatlar yüksek. Karadeniz'den gelip Antalya'da hamsi mi yiyeceksiniz? Niye? Dün dayımla şeye gittik, Carrefour'a gittik. Bir şey bakıyorduk orada, bir şey almaya değil. Balık tezgahını bir kasada hamsi koymuşlar. Leş, bildiğin leş. Dedim be oğlum ayıptır, koca Carrefour'a kabı yaptırıyorum dedim. Bunu yokun ayıptır, bu insana verilmez, bu hayvana da verilmez. Dedi sen nerelisin? Dedim boş ver nereli olduğunu, bu insanı değilsin. Dedim ya ben de Trabzonluyum, onları satmıyorum çünkü dedi onu hayvanlara da vermiyorum, öldü hayvanları diye. İnan leş. Ama onun da herhalde alıcısı var ki yokluyorlar onu. Tabii. Bizim oralarda bu hamsiyi insanlara göstermek bile zulmdür. Ayıptır. Ama tabii siz Karadeniz'de artık balığı yani hamsinin en iyisini... O açtan da biraz da diyorum ama yani konu şekil olarak gören insan Carrefour'a gelir. De şahsen onu orada görsen sonra çocuğa dedim ayıptır. Ben daha de, daha dedim Carrefour'a girmem ki Carrefour'un ciddiyeti yok. Sonra çocuk dedi bana ben de Trabzonluyum, ofluyum. Açıkçası insan noktası olmuyor burada saklamazsın. Ne yapsın ama o da orada çalışan yani. Çalışandır tabii, çalışandır. Ya ne yapsınlar ürünleri yani ya işte indirime sokuyorlar bir şekilde koyuyorlar. Ya indirime de çoksa, kampanya yani çoksa insanların sağlığı çok önemli. Tabii. O tür şeyleri 3 kuruş kazanacağım diye o tür ciddi firmalar tezgahlarına koymamalı. Koymamaları lazım. Evet. Ben 30 sene pazarcılık yaptım Trabzon'da. 30 sene. Ben yanımızda olan çocuklardan hep şunu derim çalışanlarım. Arkadaşım, kalite sat, pahalı sat. Çürük malı adama verip de evde gittikten sonra anamıza bacımıza küfür etmeyelim. Etmesin değil mi? Çok ama, doğru. Ama bizim insanımız o seviyeye bizi kaptırdık bir gittik. Seni arada kaybettik. Mango. Üzüm istiyor musun? Efendim? Üzüm istiyor musun? Üzüm, üzüm. Ya üzüm. Çok farklı. Çok farklı. Yaramaz. Bana dedin iki tek olsun. Tabii şekerli, şeker oranı yüksek. Alıyorduk ama tamamen atlanmış. İle kanı baharla açlıyor. Üstüne sağını saklıyor. Limonlu sos da. Evet, ben buradayım. Erkan.
Evet, dayıma Brüksel lahana sarıyoruz. Öyle. Evet, sonunda son bölümünü. Giysi bölümü yapmışlar. Aldım. Kaşıcı alacağım. Zaten. Evet, hurma, yani bizim ambe dediğimiz, 25 liraya da var burada, 40 liraya da var, 60 liraya da var. Yok ya, şunu açıp da yemez. Ya bozulmuştur 60. Bir tane soydu yedi. Demir dedi ki bir tane yedi. Yavrum yavaş. Çok tabii ki. Evet, 60-70 liraya aldığımız fırıncırlar olmuş 300 lira. Araba diğer tarafta. Giz. Sonunda geldim eve. Bir çok fazla bir şey aldım. Ormanda indirim yoktu, çok fazlaydı. Sadece kalçalı kutu aldım. Bunları hemen bir ayırıp kutuya koyayım. Çok kavun almadım zaten. Kaşar peyniri, üçgen peyniri ve mandıran işlenmiş salam sosu çok fazla tüketmiyorum. Çok az yiyorum ama yiyenler belki gelirse diye bir tane ihtimale karşı aldım. Tavuklarımı bir ayırıp koyayım. Ay, Orhan Bey'e bayıldım. Erşan'ın babasını ben daha önce hiç görmemiştim. Annesiyle Allah hani beni rahmet eylesin. Annesiyle tanışmıştık. Aybalay'la zaten tanışmıştık. Kız kardeşiyle, babasıyla ilk kez karşılaşıyorum. O da, Erşan da öyle, Aybala da öyle. Çok sıcakkanlı insanlar. Orhan Bey de öyle. Çok güzel vakit geçirirken Mert'in evini görmüş oldum. Mert'in evine zaten bayıldım. Çok güzel. Onun da tüp bezleri fazla çalıştığı için bir sıkıntı yaşıyormuş. O da biraz panik yapmış. Biraz onunla muhabbet ettik. Ay dayıcığım ne iyi etti geldi. Böyle var ya, bir anda morali bir yerine geldi hemen. Poşetlerimi çıkarayım.
Ben tavukları hiç bekletmeden 2-3 parçasını dışarıda bırakacağım. Bugün yapmayacağım gerçi ama buzluğa atıp dondurmanın anlamı yok. Yarına fırında patatesle böyle bol soğanını yaparım. Niye şeyle çıkarmıyorum ki, poşetiyle çıkarmıyorum ki. Geldim hemen bir elimi yüzümü yıkadım. Yağmur inanılmaz güzel yağıyor. Bu arada ben alışmışım çarşamba pazarı ne kadar güzel olsa da cuma pazarında neyin nerede olduğunu bildiğim için benim için daha avantajlı. Zaten sadece dayımın ev için alışveriş yaptık. Benim de şemsiye diğerinde zaten poşette olunca hiçbir şey almadım. İki gün sonra cuma pazarından nasıl olsa alırım bir şeyler. Gerçi dayımla uzun oturup muhabbet edemedik bugün. Daha kahvaltı bulaşıklarım bir de duruyor biliyorsunuz. Bıraktım ve öyle çıktım buradan. Hemen öncelikle şu tavuklarımı dışarıda bekletmeden bunları bir buzluğa kaldırayım. 2 litre alırsam yeterli olur herhalde. Gerçi ben bugün öylesine gittim at ormana. Bugün herhangi bir indirim yoktu. Bilerek gittim zaten, sadece dayıma dedim kaşar peyniri alacağım dedim. Tombada bakacaktım ama unuttum. Çıktıktan sonra aklıma geldi. Dayımı ararım, bir gittiğinde benim için bakar. Evet. İki parçasını da zaten dışarıda bırakacağım. Bunları buzluğa koyayım. Onları buzluğa koymadan, elimi yıkamadan öncesinde şimdi su sesi yine çok geldi diyeceksiniz. Öncelikle sizlerden müsaade istedim. Ben bugün inanılmaz eğlendim. Moralim yerine geldi dayımın gelmesiyle beraber. Biz çok güzel bir gün geçirdik. Umarım sizler de çok severek ve beğenerek izlersiniz. Yarın sizi canlarımla tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.